Gençler hepinize selamlar. Bugün işinize yarayacağını düşündüğüm bir video ile karşınızdayım. Konumuz şu: Postplant oynayabilen tüm karakterlerin tüm haritalardaki postplant line-up'larını göstereceğim. Bunları bir şekilde zaten YouTube'da bulabiliyorsunuz. Fakat hepsi ayrı ayrı var. İşte Sova'ya ayrı, Viper'a ayrı vesaire. Ben tek videoda hem bütün karakterleri hem de bütün haritalardaki line-up'ları göstereceğim. Postplant adına diğer videolardan farkı o olacak yani. Böylece tek bir video üzerinden bütün postplant lineuplarına ulaşabileceksiniz. Şöyle de bu uyarı geçeyim. Bu lineuplar bana ait değildir. Her bir karakter için bir sürü video gezdim. Olabildiğince basit ve etkili olanlarını seçmeye çalıştım. Onun da altını çizeyim. Yani buradaki tek amacım Valorant oyuncularına iyi bir hizmet verebilmek. Lafı çok uzatmadan videomuza geçelim. Evet gençler ilk karakterimiz sova. Pozisyon olarak şu kutuya sırtımızı dayıyoruz. Ardından şu gördüğünüz sivri kısma yüklerinizdeki ilk simgenin sağ köşesini getiriyorsunuz. Ve tek bar doldurup fırlatıyorsunuz. İlk okumuz buydu. İkincisi de şu. Şurada gördüğünüz çıkıntıya yüklerinizdeki sol dikdörtgeni şu şekilde sıfırlıyorsunuz. Ve ardından zıplayarak sadece mouse e basıyorsunuz. Herhangi bir barı doldurmanıza gerek yok. Oku. Bu anlattığım iki oku arka arkaya atmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu da pratikle sağlanacak bir şey. Ben tek tek tane tane gösterdim okları. Öyle de devam edeceğim Sova'yı anlatmaya. Siz bu gösterdiğim okları arka arkaya atacaksınız ki ikisi de aynı anda... Bombanın kurul olduğu yere düşsün ve rakibini öldürsün. Yine aynı bu kutunun buraya gidiyoruz. Sol altta cam barımızın yanında bir çizgi var görüyorsunuz ki. Bu çizginin ucunu şurada gördüğünüz köşeye sabitliyorsunuz. Şu şekil gördüğünüz gibi. Ardından tek bar doldurup yolluyorsunuz. Çok okul. Bu line ikinci okumuz ise şu. Şurada gördüğünüz gibi bir elektrik kutusu var. Ve bu kutunun solundan dümdüz bir çizgi iniyor. İşimiz bu çizginin biraz daha soluyla yaklaşık olarak şuralar. Cam barınızın sol altındaki çizgiyi şu şekil o bahsettiğim kısma getiriyorsunuz. Ve zıplayarak tek klik atıyorsunuz. Çok oku. Evet gençler, şimdi geldik B'deki line-up'ımıza. Şu gördüğünüz kutuya sırtımızı dayıyoruz. Bakmamız gereken yer şu gördüğünüz kırık tahtalı kısım. C skill'imizdeki drone simgesinin solundaki yuvarlağa oradaki kırık kısma yerleştiriyoruz ve barı fullleyerek fırlatıyoruz. Evet gençler şimdi Bind haritasındayız. Şu gördüğünüz köşeye geliyorsunuz. Bakmanız gereken nokta şu gördüğünüz kablonun bittiği yerin birazcık solu. Crosshair'ınızın sandık çizgiyi o kabloyla birleştiriyorsunuz. Ve tek yük 2.5 bar doldurarak fırlatıyorsunuz. Bu kombinasyondaki ikinci okumuz da şu. Şu gördüğünüz bölgede iki tane çıkıntı var. Birisi şurası, birisi de şurası. Bizi ilgilendiren kısım bu üstteki çıkıntı. Crosshair'ımızı oradaki çıkıntıya şu şekilde sabitliyoruz. Ve sadece mouse sol klik atıp bırakıyoruz. Yine aynı bu pozisyona geçiyoruz ve şurada gördüğünüz yaprağın ucunu crosshair'ımıza getiriyoruz. Ardından bar simgemiz şu solda gördüğünüz karaltıya gelene kadar mouse'umuzu yukarı kaldırıyoruz. Yani şu şekil. Barımız o hizaya geldiği zaman tek bar doldurarak fırlatıyoruz. Çok oku. Bu kombinasyondaki ikinci okumuz için ise yine az önceki gibi crosshair'ımızı bu yaprağın üstüne getiriyoruz. Bu kez başka hiçbir şeyle uğraşmadan bir kere mouse sol click atıyorsunuz. Şimdi gelelim B line-up'larına. Bakmamız gereken nokta, şu gördüğünüz çiçek yaprağının şu üst noktası, C yeteneğinizdeki drone simgesinin solundaki yuvarlağı, oradaki yaprağın üstüne ortalıyorsunuz ve tek bar doldurup yolluyorsunuz. Oku. Gelelim bu kombinasyondaki ikinci okumuza. Bakmanız gereken nokta, tam şuradaki yaprak Q yeteneğinizi açtığınızda, İki tane masum arasında beyaz bir çizgi var. Bu beyaz çizgiyi az önce gösterdiğim yaprağın üstüne kadar getiriyorsunuz. Ve tek bir klik atmanız yeterli. Bu kez yine Long Plant'in line-up'ına bakacağız. Fakat Windows üzerinden atılanı, şu gördüğünüz şeyin üstüne çıkıyorsunuz ve kendinizi şuraya sıfırlıyorsunuz. Neye bakıyorsun? lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Ardından bakmamız gereken nokta, şu halının şu gördüğünüz sivri kısmı. Cam barınızın oradaki arayüzde bir çizgi var gördüğünüz gibi. Bu çizginin aşağı doğru kıvrılan kısmını, şu şekil o halının ucuna getiriyoruz. Ardından iki sekme ve iki barda doldurup fırlatıyoruz. Çok ok. gelelim ikinci okumuza. Bakmamız gereken nokta şu kahverengi sandığın sol alt kısmı. Q yeteneğimizi açtığımızda dikdörtgen bir bar çıkıyor karşımıza. Bu barın altını az önce gösterdiğim noktaya sabitliyorsunuz ve tek sekme iki bar şeklinde fırlatıyorsunuz. Evet gençler. Şimdi Breeze haritasına geçtik. Şu gördüğünüz duvara kendimizi şu şekilde sıfırlıyoruz. Bakmamız gereken yer şu gördüğünüz yerdeki açıklık. Zaten yanında açık bir pencere var. Onun sağ çaprazındaki açıklık olarak kodlayabilirsiniz. C yeteneğinizdeki drone ikonunun sol yuvarlağını az önce gösterdiğim açıklığa getiriyorsunuz. Ve iki bar doldurarak fırlatıyorsunuz. Gelelim bu kombinasyondaki ikinci okumuza. Şurada gördüğünüz gibi 3 tane çiçek var. Bizim işimiz şu alttaki çiçekle. Drone ikonumuzun solundaki yuvarlığa oradaki çiçeğin üstüne sıfırlıyoruz. Ve zıplayarak 1.5 bar doldurup fırlatıyoruz. Shot opu. Evet gençler geçtik A sayta. Şu gördüğünüz kısma kendimizi sıfırlıyoruz. Pozisyonumuzu aldık. Ardından bakmamız gereken nokta tam olarak şu gördüğünüz sivri kısım. Q yeteneğimizi aldığımızda sağ ve sol mouse'u çerçeveleyen bir kare çıkıyor gördüğünüz gibi. Sağdaki karenin köşesini az önce gösterdiğim köşeye sıfırlıyoruz ve iki bar doldurup fırlatıyoruz. Bu kombinasyondaki ikinci okumuz ise şu. Bakmamız gereken nokta yine şu kısım. Sekme barımızdaki iki elması gördüğünüz şekilde ortalıyorsunuz ve zıplayarak tek bar doldurmanız yeterli. Evet gençler, şimdi Heaven map'indeyiz. Şu gördüğünüz kısma geçiyorsunuz. Çömeliyorsunuz. Oku atarken çömelir pozisyonda olmanız lazım. Ardından bakmanız gereken yer şuradaki çıkıntı. Crosshair'ınızın üstünü oradaki çıkıntıya denk getiriyorsunuz ve tek bar doldurarak fırlatıyorsunuz. Çok oku. Şimdi sıra bu kombinasyonun ikinci okunda. Onun için bakmamız gereken nokta şurası. Burada gördüğünüz gibi 5 tane çıkıntı var. Bizim işimiz şu çıkıntıyla tam şu cross'un olduğu yere şu şekil cross'erinizi koyarsanız tek klik atmanız halinde okunuz siteye ulaşacaktır. Evet gençler, şimdi B site'dayız. Şu gördüğünüz spota kendinizi sıfırlıyorsunuz. Ardından bakmamız gereken nokta şurada gördüğünüz çatının köşesi. Q skill'imizi açtığımızda iki tane masun altında bir simge var gördüğünüz gibi. O simgenin altındaki sivriliği az önce gösterdiğim çatıya sabitliyorsunuz ve tek yük tek bar doldurarak fırlatıyorsunuz. Çok oku. Bu kombinasyonun ikinci okunda ise bakmamız gereken yer, gördüğünüz gibi burada 3 tane tahta var. Soldaki tahtanın üst kısmı ile ilgileniyoruz. Crosshair'imizi bu şekilde oraya yerleştiriyoruz. Ve tek sekme, tek mouse click şeklinde fırlatıyoruz. <laughs> Evet gençler şimdi C site'ındayız. Şu gördüğünüz köşeye kendinizi sıfırlıyorsunuz. Ve çömeliyorsunuz. Ardından şurada pörtlemiş bir yaprak var gördüğünüz gibi. Sola doğru çıkmış. Bunun sağındaki yeşilliğe crosshair'ınızı tam hizalı bir şekilde oturtuyorsunuz. İki bar doldurarak fırlatıyorsunuz. Gelelim bu kombinasyonun ikinci okuna. Bu kez ayaktayız. Bakmamız gereken nokta şu gördüğünüz kısım. Q yeteneğimizi elimize aldığımızda dikdörtgen şeklindeki barda iki tane beyaz çizgi var. Bizi ilgilendiren sağ taraftaki beyaz çizgi. Bu beyaz çizgiyi az önce gösterdiğim yere sıfırlıyoruz. Aynen şu şekil gördüğünüz gibi. Ardından tek bar doldurarak fırlatıyoruz. Evet gençler geldik Icebox'a Pozisyon olarak Şu gördüğünüz yere kendimizi sıfırlıyoruz Ardından bakmamız gereken nokta Tam olarak şu an cross'umun olduğu yer Zaten uzaktan baktığınızda orada 3 tane çizgi var gibi gözüküyor Üstteki çizgiye cross'unuzu koyuyorsunuz Sekme sayınızı 2 yapıyorsunuz Ve bir kere mouse'a tıklıyorsunuz Çok oku. Gelelim bu kombinasyonun ikinci okuna. Az önce şuradaki çizgiye hedef almıştık. Şimdi bir altındaki çizgiye hedef alacağız. Şu şekil crosshair'ımızı yerleştirdik. İki yük, iki bar doldurarak fırlatıyoruz. Şok oku. Şimdi Icebox'ta B saytına geçiyoruz. Şu gördüğünüz varillerin arasındaki boşluğa kendimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. Ardından şurada gördüğünüz mavi yıldıza bar dikdörtgenimizin sol üst köşesini yapıştırıyoruz. Ve iki sekme full bar olarak fırlatıyoruz. Çok oku. Gelelim bu kombinasyonun ikinci okuna. Kafamızı kaldırdığımızda şu şekil boylu boyuna bir dikdörtgen var gördüğünüz gibi. Crosshair'ımızı şu gördüğünüz bölgeye nişanlıyoruz. Aynen şu şekil ve tek yük iki bar doldurarak fırlatıyoruz. Evet gençler şimdi geçtik split haritasına. B site ile başlayacağız. Şu gördüğünüz kutuya geçiyoruz. Bakmamız gereken yer tam şu an cross koyduğum yer. Sekmemiz 2. Barı fırlayarak fırlatıyoruz. Çok <laughs> Şu gördüğünüz koyu ve açık gri kısma kendimizi şu şekilde ortalıyoruz. Bakmamız gereken yer şu an cross koyduğum nokta. Yükümüz bir, full bar doldurarak fırlatıyoruz. İkinci okumuz için ise bakmamız gereken yer şu an cross koyduğum kısım. Crosshair'ınızı oraya getiriyorsunuz ve bir kere sol tıka basmanız yeterli. Evet gençler şimdi geldik Split'te A site'a. Pozisyon olarak şu gördüğünüz kutuya kendimizi sıfırlıyoruz. Bakmamız gereken nokta şu gördüğünüz binanın en sağ üst kısmı Q skill'inizin üstündeki sivri noktayı o binanın en sağ köşesine getiriyorsunuz ve iki buçuk bar doldurarak fırlatıyorsunuz. Çok oku. Bu line ikinci okumuz da şu. Binanın üstünde bir A harfi var gördüğünüz gibi. Ve Q skin'inizi açtığınızda soldaki mouse'unuzun üstündeki topu bu gördüğünüz A simgesinin altına getiriyorsunuz. Ardından bir buçuk bar doldurarak fırlatıyorsunuz. Çok oku. şu gördüğünüz sarı sütuna kendimizi hizalıyoruz. Ardından bakmamız gereken nokta binadaki şu gördüğünüz beyaz kısım. C üstündeki yeşil barı o gördüğünüz beyaz kısmı şu şekilde sıfırlıyorsunuz. Ve iki buçuk bar doldurup fırlatıyorsunuz. İkinci okumuz için bakmamız gereken yer ise şu gördüğünüz kısım. Q yeteneğinizin simgesinin üstündeki sivri kısmı, o kısmı sıfırlıyorsunuz ve 1.5 bar doldurarak fırlatıyorsunuz. Evet gençler şimdi Brimstone'a geçtik. Şu gördüğünüz kısma kendinizi sıfırlıyorsunuz. Bakmamız gereken nokta ise şu gördüğünüz morluğun gittiği kısım yani tam olarak şurası. Buraya molotofunuzu açtığınızdaki çıkan yuvarlak simgeyi yerleştiriyorsunuz. Ve sol tıkla fırlatıyorsunuz. Dibine. şu gördüğünüz kısma kendinizi sıfırlıyorsunuz. Ardından bakmanız gereken nokta tam olarak şurası. Şöyle zoom açarak da göstereyim. Buraya yanıcı simgenizin tam olarak üstünü getiriyorsunuz. Ardından sol tık ile fırlatıyorsunuz. Evet gençler şimdi B site'dayız. Şu gördüğünüz kısma kendimizi bu şekilde yapıştırıyoruz. Ardından dikkat etmemiz gereken nokta şurada gördüğünüz odun. Buranın en üst kısmı. Can barımızın yanındaki beyaz çizgiyi şu an gördüğünüz şekilde konumlandırıyorsunuz. Ve sol tık ile fırlatıyorsunuz. Evet gençler sıradaki haritamız Bind. Şu gördüğünüz fıçının üstüne çıkıyorsunuz ve bu duvara yapışıyorsunuz. Ardından bakmamız gereken nokta şu gölgenin bittiği yer. Buraya şu şekil yanıcı işaretinizin üst kısmına denk getiriyorsunuz. Ve sol tık ile fırlatıyorsunuz. Dibine. Evet gençler şimdi gelelim az önce gösterdiğim line-up'ın alternatif versiyonuna. Şu gördüğünüz spot'a sırtınızı dayıyorsunuz. Bakmanız gereken kısım şu yaprağın ucu. Oraya Q skill'inizi açtığınızda çıkan mouse'un üstündeki topu yerleştiriyorsunuz. Ve sol tık ile fırlatıyorsunuz. şu gördüğünüz kutunun üstüne çıkıyorsunuz. Ve tam olarak buraya yapışıyorsunuz. Ardından bakmanız gereken nokta şuradaki yapraklar. Gördüğünüz gibi burada düzenli bir şekilde giderken 3-4 tane yaprak buradan fırlamış. O yaprakların ortasına Q skillinizi açtığınızda gelen yuvarlak topu getiriyorsunuz ve sol tık ile fırlatıyorsunuz. Dibine. şurada gördüğünüz kısma crosshair'ınız getirerek kendinizi bu şekilde bu kısma sabitliyorsunuz. Ardından şurada gördüğünüz gibi iki tane beyazlığı ayıran siyah ince bir kısım var. Buranın biraz üstüne eğiminizi çıkartıp yaklaşık olarak şu tarz bir pozisyon sol tık ile fırlatıyorsunuz. Dibine. Evet gençler, şimdi Breeze haritasındayız. Şu gördüğünüz sütuna crosshair'ınızı şu şekilde ortalayarak kendinizi sabitliyorsunuz. Ardından bakmamız gereken kısım şurada gördüğünüz çizgi. Bu çizginin en üst kısmına Q yeteneğinizin üstündeki yuvarlak topu sabitliyorsunuz ve sol tık ile fırlatıyorsunuz. Evet gençler şimdi B site'dayız. Şu gördüğünüz kısma kendimizi bu şekilde sabitliyoruz. Bakmamız gereken nokta şuradaki gördüğünüz gölgelik kısım. Sola doğru indiğimizde şurada bir yerde o gölge bitiyor gördüğünüz gibi. O gölgenin bittiği yere Q yeteneğinizdeki topu getiriyorsunuz ve çok hafif sola kaydırıp sol tık ile fırlatıyorsunuz. şu gördüğünüz torbaların üstüne çıkıyorsunuz. İlgilendiğimiz kısım ise şurası. Q yeteneğinizdeki yanıcının ucunu oradaki siyah kısmın ucuna sabitliyorsunuz ve sol tık ile fırlatıyorsunuz. Dibine. Evet gençler, şimdi B site'dayız. Kutunun şu gördüğünüz köşesine kendinizi sabitliyorsunuz. Bakmanız gereken nokta çatının şu gördüğünüz sivri köşesi. Q yeteneğinizi açtığınızda masun altında bir ikon çıkıyor. Bu ikonun altındaki küçük üçgeni oradaki çatının köşesine sabitliyorsunuz ve sol tık ile fırlatıyorsunuz. Evet gençler şimdi C site'ındayız. Şu gördüğünüz kısma kendinizi sabitliyorsunuz. Ardından birinci değil, ikinci değil, üçüncü tepeyi hedef alacağız. Yanıcı işaretinizin üst kısmını oradaki üçüncü tepenin üst kısmına getiriyorsunuz ve sol tık ile fırlatıyorsunuz. Dibine. Şimdi de Brimstone için son olarak az önce attığım yanıcının alternatif halini göstereyim. Yine aynı duvarda pozisyon alıyoruz. Bu sefer ilk tepe ile ikinci tepe arasındaki şu gördüğünüz boşlukla işimiz var. Yanıcı simgemizi oradaki boşluğa oturtuyoruz ve sol tık ile fırlatıyoruz. <laughs> Evet gençler, Icebox'a geçtik. Şu gördüğünüz ince çizgiye Crosshair'ınız getiriyorsunuz. Ve bu şekilde kendinizi ortalıyorsunuz. Ardından bakmanız gereken nokta, şuradaki iki çizginin kesiştiği nokta. Tam olarak şurası değil, birazcık daha soluna Q-Skin'inizdeki topçuğu yerleştiriyorsunuz. Ve sol tık ile fırlatıyorsunuz. Evet gençler şimdi B site'dayız. Şurada gördüğünüz gibi bir dikkat işareti var. Crosshair'ınızı buna sabitleyip şu şekilde kendinizi oraya yapıştırıyorsunuz. Ardından bakmanız gereken kısım Winch'in oradaki siyah çubuk. Siyah çubuğun şu en altıyla işimiz var. E yeteneğinizin solundaki küçük çizgiyi oradaki siyah çubuğun altına yerleştiriyorsunuz ve sol tık ile fırlatıyorsunuz. <laughs> Evet gençler şimdi split map'indeyiz. Şu gördüğünüz kısma kendimizi sıfırlıyoruz. Bakmamız gereken nokta ise şu gördüğünüz mavi ışığın en sağı. Cross'umuzu oraya koyduk ve sol tık ile fırlatıyoruz. şuradaki gördüğünüz spota kendinizi sıfırlıyorsunuz. Bakmanız gereken yer şuradaki siyah kutunun köşesi. Q yeteneğinizin simgesinin en üstünü oradaki siyah kutuya değdiriyorsunuz. Sol tık ile fırlatıyorsunuz. şu gördüğünüz kısma kendimizi bu şekilde yapıştırıyoruz. Ardından bakmamız gereken yer buradaki tabelanın alttaki beyaz kısmı. Cross'unuzu şu şekil koymanız yeterli. Ardından sol tık ile fırlatıyorsunuz. şu gördüğünüz spota kendimizi sıfırlıyoruz. Ardından bakmamız gereken yer ise tam olarak gördüğünüz şu kutunun sivri tarafı. C skillimizdeki yeşil barın dış beyaz çizgisini oradaki sivri kısma yapıştırıyoruz. Ve sol tık ile fırlatıyoruz. Yine aynı şekil buradaki pozisyonumuza geçiyoruz. Şurada gördüğünüz gibi krem renginde bir duvar var. Bu duvarın şu üst kısımlarına şu şekil kroserimizi yerleştiriyoruz ve sol tıkla fırlatıyoruz. Şu gördüğünüz kutuların oraya kendimizi bu şekilde sıfırlıyoruz. Ardından bakmamız gereken nokta şu iki pencerenin tam arası C skillimizi açtıktan sonra çıkan noktayı o iki pencerenin arasına getiriyoruz. Ve sol klik ile fırlatıyoruz. Şu gördüğünüz noktaya kendimizi sıfırlıyoruz. Bakmamız gereken nokta şuradaki aydınlık kısım. Tam olarak şu noktada buradaki aydınlık kısım bitiyor gördüğünüz gibi. Crosshair'ımızı şu şekil aydınlık kısmın bittiği yere koyuyoruz. Ve normal sol tık ile fırlatıyoruz. şu gördüğünüz yere kendimizi şu şekilde sıfırlıyoruz. Ardından bakmamız gereken yer çok basit. Gördüğünüz gibi buradaki yaprakların hepsi sıklıkla dizilmiş. Fakat şu an cross koyduğum yerdeki yapraklar arasında açıklık var. Şöyle cross'umu biraz sağ tarafa çektim daha net görebilin diye o yaprakları. Cross'umuzu o yaprakların arasındaki açık kısma koyuyoruz ve normal sol klikle fırlatıyoruz. <laughs> şu gördüğünüz kısma bu şekilde kendimizi sıfırlıyoruz. Ardından bakmamız gereken nokta şuradaki ince siyah çizgiyle güneş panelinin birleştiği kısım. Buraya ultimizin solundaki çizgiyi tam olarak sıfırlıyoruz. Normal sol tıkla fırlatıyoruz. B plantinin alternatif line-up'ını göstereceğim. Şu gördüğünüz kutunun en sağına şu şekilde kendinizi yapıştırıyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi 5 tane çubuk yan yana. Zaten diğerleri seyrek şekilde, en sık şekilde sıralanan bunlar. Q yeteneğinizin üstündeki simgeyi oradaki bütün çubukları kaplayacak şekilde oturtuyorsunuz. Ardından yapmanız gereken tek şey sol tıka basmak. Evet gençler, şimdi Breeze map'indeyiz. Şu gördüğünüz yere şu şekilde kendinizi ortalıyorsunuz. Bakmamız gereken nokta şurası. Şu gördüğünüz kısmın sivri tarafı. C yeteneğini elimize aldığımızda altında yeşil uzun bir bar çıkıyor. Bu barın beyaz çerçevesini az önce gösterdiğim köşeye sabitliyorsunuz ve normal sol tıkla fırlatıyorsunuz. şu gördüğünüz kutuya şu şekil kendimizi sıfırlıyoruz. Bakmamız gereken nokta şu yaprağın hemen altı. Crosshair'ımızın üst kısmını oradaki yaprağa değdirecek şekilde ayarlıyoruz. Ve sol klik ile fırlatıyoruz. <laughs> şu gördüğünüz kısma kendimizi sıfırlıyoruz. Bakmamız gereken yer şurada gördüğünüz ampul. E skillimizin yanında bir yüz sayısı var. Ve bunun altında bir çizgi var. Bu çizgiyi gördüğünüz şekilde ampulün altına sıfırlıyorsunuz. Ve ardından düz mouse sol kliğinize tıklıyorsunuz. şu gördüğünüz kısma kendinizi sıfırlıyorsunuz. Bakmamız gereken yer şuradaki kulenin en tepesi. Crosshair'ınızı bu şekilde oraya koyup normal sol klik ile fırlatıyorsunuz. Şu gördüğünüz nesneyi tam olarak şu şekilde ortalıyorsunuz. Bakmamız gereken nokta buradaki bayrağın üstü. C yeteneğini açtığınızda çıkan mouse'un altını buradaki bayrağın sivri köşesine denk getiriyorsunuz. Normal sol klikle fırlatıyorsunuz. yine aynı az önceki nesnenin oraya geçiyoruz. Bu kez mouse'u soldaki bayrağı değil de onun hemen yanındaki turuncu bayrağın yanına getiriyoruz. Şu şekil ekranda gördüğünüz gibi bir pozisyon alması lazım. Ardından normal sol klikle fırlatıyorsunuz. Evet gençler sıradaki mapimiz Icebox. Duvarın şuradaki köşesine kendimizi bu şekilde sıfırlıyoruz. Bakmamız gereken nokta şurada gördüğünüz üçgen şeklindeki gölge. Şu gölgenin bittiği yere şu şekil crosshair'ınızı yerleştiriyorsunuz ve normal sol tıkla fırlatıyorsunuz. Şimdi az önceki yanıcının alternatif versiyonunu göstereceğim. Şuradaki gördüğünüz kutuya kendinizi sıfırlıyorsunuz. Bakmamız gereken nokta şuradaki küçük açıklık. Şu şekil buraya crosshair'ınızı yerleştiriyorsunuz ve normal sol tıkla fırlatıyorsunuz. şu gördüğünüz kısma kendinizi bu şekilde sıfırlıyorsunuz. Ardından bakmanız gereken nokta şu gördüğünüz göçüğün bittiği kısım. Buranın çok hafif yukarısına crosshair'ınızı denk getiriyorsunuz. Aynen şu şekil gördüğünüz gibi ve zıplayarak fırlatıyorsunuz. <laughs> şu gördüğünüz spota kendinizi sıfırlıyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi iki tane ışık yükseliyor. Bizim işimiz sağdakiyle. Sağdaki ışığın bittiği yerin birazcık sağına cross'umuzu koyuyoruz. Aynen şu şekil gördüğünüz gibi ve sol tıkla fırlatıyoruz. <laughs> şuradaki çiçeğin oraya kendimizi sıfırlıyoruz. Ve bakmamız gereken nokta şuradaki çubuğun sonu. Yüz sayısını şu şekilde oradaki çubuğun altına getiriyoruz. Ve sol tık ile fırlatıyoruz. şu gördüğünüz spota kendinizi bu şekilde sıfırlıyorsunuz. Ardından bakmanız gereken yer ise tam olarak şurası. 100 sayısının altındaki çizgiyi oraya tam olarak yapıştırıyorsunuz. Ardından sol tık ile fırlatıyorsunuz. <laughs> Burada gördüğünüz gibi 3 tane boru var. Bunlardan en sağdakine şu şekilde geçiyorsunuz. Bakmanız gereken yer ise şuradaki boruların birleştiği kısım. Yani tam olarak şurası. Buraya bakarak sol klik atıyorsunuz. <laughs> Pozisyon olarak şu gördüğünüz kutuya kendimizi sıfırlıyoruz. Bakmamız gereken nokta ise şu gördüğünüz beyaz sivri kısmın bittiği yer. Cross'umuzu buradan sağ yukarı doğru kaldırıyoruz. Bunu daha iyi anlamanız için şöyle özetleyebilirim. Şurada gördüğünüz gibi bir de bulutun sivri ucu var. Bu uç ile bu ucu şu şekil üçgen oluşturacak şekilde ortalayabilirsiniz. Ardından normal sol tık ile fırlatmanız yeterli. Yine aynı yerde pozisyon alıyoruz. Bakmamız gereken yer ise tam olarak burası. Cross'unuzu buraya koyduktan sonra sol tık ile fırlatmanız yeterli. Sarmal bomba yolda. Şurada gördüğünüz kutuya sırtımızı dayıyoruz Ardından bakmamız gereken nokta ise tam olarak şu sivri kısım. Buraya şu şekil crosshair'ımızı koyduktan sonra normal sol tık ile fırlatmamız yeterli. Sarmal bomba yolda. Geçmemiz gereken nokta tam olarak şurası. Bakmamız gereken nokta ise şu gördüğünüz kısım zaten yapraklar burada bir üçgen oluşturmuş. Bu üçgenin üst köşesine şu şekilde cross'umuzu yerleştiriyoruz ve düz sol tık ile fırlatmamız yeterli. Sarmal bomba yolda. Şu gördüğünüz kutuların üstüne çıkıyorsunuz. Ardından burada gördüğünüz gibi iki tane çubuk var. Biri bu, biri bu. Bizim işimiz bununla yani bize yakın olan çubukla şu gördüğünüz sivri kısmına şu şekilde kroserimizi oturtuyoruz. Ve sol tık ile fırlatıyoruz. Geçmemiz gereken yer şu köşe. Bakmamız gereken yer ise çatının şu sivri kısmı. Buraya Crosshair'ımızı şu şekilde oturtuyoruz. Ardından zıplayarak fırlatıyoruz. Şu şekilde zıpladıktan sonra biraz havada kaldıktan sonra atarsanız bomba şu mu? şekil gösterdiğim gibi doğru konuma düşecektir gördüğünüz gibi. ığımız gereken yer şu gördüğünüz lekeli kısmın en sonu. Yani şu şekil krosunuz oraya gelene kadar kendinizi ortalıyorsunuz. Ardından bakmanız gereken kısım ise gördüğünüz gibi şurada birkaç tane yaprak fazlalığı var. İşte bu kesişim noktasına cross'enizi getiriyorsunuz ve zıplayarak fırlatıyorsunuz. Sarma bomba yolda. şu gördüğünüz arı kovanı ile şu gördüğünüz kayanın arasına şu şekilde kendinizi yapıştırıyorsunuz. Ardından bakmanız gereken nokta şu soldaki yaprağın ucu. Crosshair'ınızı bu şekilde o yaprağın ucuna getiriyorsunuz ve zıplayarak fırlatıyorsunuz. Sarmal bomba yolda. Geçmemiz gereken nokta şu torbaların en dibi. Kendimizi duvara sabitliyoruz. Bakmamız gereken yer ise şuradaki küçük çıkıntı. O çıkıntının biraz altına şu şekilde crosshair'ımızı koyuyoruz. Ve normal sol tık ile fırlatıyoruz. Sarmal bomba yolda. Şurada gördüğünüz vazonun olduğu yere zıplayarak kendimizi buraya yapıştırıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi bir tahta var arkadaşlar kahverengi renginde. Bunun sol üst köşesinden şu şekilde çıkıyoruz ve bir diğer kahverengi tahtaya kadar eğimimizi ilerletiyoruz. Yani şu şekil sol üstten şu şekilde çıktınız. Buraya gelince durdunuz. Ardından zıplayarak fırlatıyorsunuz. Sarmağı bomba yolda. Şurada gördüğünüz köşeye sırtımızı veriyoruz. Bakmamız gereken yer ise şu iki tepe arasındaki boşluk. Crosshair'ımızı bu şekilde yerleştirdikten sonra normal sol tık ile fırlatıyoruz. Sarmal bomba yolda. şu gördüğünüz köşeye geçiyoruz. Ardından bakmamız gereken nokta şurada gördüğünüz tahta. Bu kare tahtanın sağ üst kısmına şu şekilde crosshair'ımızı yerleştiriyoruz. Ve zıplayarak fırlatıyoruz. Bomba yolda. Şu gördüğünüz demirlere kendimizi bu şekilde sıfırlıyoruz. Bakmamız gereken nokta ise şurada gördüğünüz ipin yanı hemen şurada küçük bir boşluk var gördüğünüz gibi. Crosshair'ımızı aynen bu şekil oraya yerleştiriyoruz ve normal sol tık ile fırlatıyoruz. Sarmal yolda. şurada gördüğünüz duvara şu şekilde kendimizi sabitliyoruz. Ardından bakmamız gereken nokta ise şurada gördüğünüz çizginin bittiği yerin çok hafif sağı yani yaklaşık olarak şuralar. Şu şekil crosshair'imizi yerleştirdikten sonra normal sol tık ile fırlatıyoruz. Sarma bomba yolda. Pozisyon olarak şu gördüğünüz kutunun üstüne çıkıyorsunuz. Bakmanız gereken nokta ise şu gördüğünüz binada şu mavilin bittiği kısım. Bunun hafif sağına yaklaşık şuralara şu şekil kruasiyenizi koymanız yeterli. Ardından normal sol tık ile fırlatabilirsiniz. Sarmal bomba yolda. <laughs> şu gördüğünüz sarı sütuna kendimizi bu şekilde ortalıyoruz. Ardından bakmamız gereken kısım ise şu gördüğünüz anten. Bunun şu sağ kısmına taritinizin ucunu şu şekilde getiriyorsunuz. Ve normal sol tık ile fırlatıyorsunuz. Sarmal bomba yolda. Bulutun şu gördüğünüz köşesine geçiyorsunuz ve bakmanız gereken yer, şuradaki sivrilikle şuradaki bulutun tam ortası yani yaklaşık olarak şuralar, crosshair'ınızı bu şekilde koyup normal sol tık ile fırlatmanız yeterli. Açılar. Yine aynı bu kutunun burasına geçiyoruz. Bu kez bakmamız gereken nokta buradaki sivrilik ile buradaki bulutun tam ortası yani yaklaşık olarak şurası. Crosshair'ınızı bu şekilde koyup normal sol tık ile fırlatmanız yeterli. Bu biraz riskli. O yüzden manava karşı falan dikkatli olun. Şurada gördüğünüz çıkıntıya kendimizi bu şekilde ortalıyoruz. Ardından bakmamız gereken nokta şuradaki çıkıntının hafif sağı hatta şu siyah boruya denk getireceksiniz diyebiliriz. Bu çıkıntıdan sağ sağa, sağa getirip siyah boruyu hedefliyorsunuz ve normal sol tık ile fırlatıyorsunuz. Şu gördüğünüz köşeye geçiyorsunuz. Bakmanız gereken nokta çatının şuradaki sivri kısmı. Crosshair'ınızı buraya getirdikten sonra çok az bir şekilde şu şekil olacak şekilde yukarı kaldırıyorsunuz ve zıplayarak fırlatıyorsunuz. Açılan şurada gördüğünüz kutunun bu kısmına gelip duruyorsunuz. Bakmanız gereken yer ise şurada gördüğünüz yaprak. Bunun şu sivri kısmına kroseyinizi yerleştiriyorsunuz ve normal sol tık ile fırlatıyorsunuz. Normal atıyorum. Kutunun şu gördüğünüz sol kısmına geçiyorsunuz. Ve buradaki size yakın olan çubuğun şu üst sivri kısmını hedef alıyorsunuz. Crosshair'ınız bu şekildeyken normal sol tık ile fırlatıyorsunuz. şu gördüğünüz tahta parçasının sol kısmına şu şekilde kendimizi sabitliyoruz. Ardından şuradaki çatının sivri kısmına şu şekilde crosshair'ımızı yerleştiriyoruz. Ve sağdaki duvarda yapışana kadar crosshair'ımızı sağa çekiyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi buraya an zıplayarak fırlatıyoruz. şurada gördüğünüz sütuna kendimizi bu şekilde ortalıyoruz. Bakmamız gereken yer ise şu siyah borunun üstündeki küçük beyaz bulut parçası. Crosshair'ımızı gördüğünüz gibi o bulutun üstüne getirdik. Ve buradan yaklaşık olarak şuralara gelecek şekilde yukarı kaldırıyoruz. Ardından zıplayarak fırlatıyorsunuz. Bomba. <laughs> şu gördüğünüz köşeye geçiyorsunuz. Ardından bakmanız gereken nokta ilk tepe değil, ikinci tepe değil, üçüncü tepe ile dördüncü tepenin arası. Yani şu gördüğünüz kısım. Crosshair'ınızı bu şekilde oraya yerleştiriyorsunuz. Ve normal sol tık ile fırlatıyorsunuz. Burada gördüğünüz torbaların oraya geçiyorsunuz. Bakmanız gereken yer şuradaki küçük çıkıntı. Bu çıkıntının biraz altına yaklaşık olarak şuralara crosshair'ınızı yerleştiriyorsunuz ve sol tık ile fırlatıyorsunuz. Normal atıyorum. şu gördüğünüz kutuya kendinizi yapıştırıyorsunuz. Ardından bakmanız gereken iki nokta var. Birincisi şuradaki gri kısmın en sol üst köşesi. Diğeri de şurada gördüğünüz koyu gri parça. Bu sol üst köşeden sola doğru eğiminizi kaydırıyorsunuz. Ve bu üstteki parçanın bitiş noktasında duruyorsunuz. Yani şu şekil. Buradan sola doğru kaydırıyorsunuz, kaydırıyorsunuz, kaydırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi üstteki parça bitti. Orada duruyorsunuz ve zıplayarak fırlatıyorsunuz. Bomba. Şu gördüğünüz köşeye kendimizi şu şekilde sıfırlıyoruz. Ardından bakmamız gereken nokta buradaki lambada bulunan ilk çizgi. Bu ilk çizginin en alt noktasını kureyserimize getiriyoruz. Şu şekil ve normal sol tık ile fırlatıyoruz. Şu gördüğünüz çiçeğin üstüne çıkıyorsunuz. Bakmanız gereken nokta üstteki 5 çubuk arasında en ortada olanı. C skill'imizi açtığımızda soldaki mouse fotoğrafının üstüne birkaç tane üçgen geliyor gördüğünüz gibi. Silik bir şekilde gözüküyorlar. O üçgenlerin en üst en sivri kısmını bu ortadaki demirin altına yerleştiriyorsunuz ve sol tıkla fırlatıyorsunuz. Açıyorum. Yine bu çiçeğin üstüne çıkıyorsunuz. Bu sefer bakmamız gereken nokta ise şu gördüğünüz 5 ışık arasından yine ortada olanı. C skillimizi açtığımızda soldaki mouse'un üstündeki üçgenlerin en üst kısmını buradaki lambaya değdiriyoruz. Ve normal sol tık ile fırlatıyoruz. Evet gençler rehber videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi videoyu tamamen Valorant oyuncularına iyi bir hizmet amacıyla yaptım. Videodaki hiçbir line-up bana ait değildir. O line-up'ları yapan, eden, bulan arkadaşların da ayrı ayrı ellerine sağlık. Ben sadece tek bir videoda o line-up'ları birleştirmek, sizlerin işini kolaylaştırmak istedim. Bu videonun da uzun yıllar işinize yarayacağını düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.